Evet, merhaba. Bilgisayar Kavramları Ofisi'ndeyiz. Nesli Hanım'la beraberiz. Nesli Hanım, Udemy'den Türkiye temsilcisisiniz. Doğru mu? Tam Evet. olarak bir şeyinizi siz söyleyebilir misiniz? İngilizcesi çok kolay bunun. Head of Turkish Market. Türkiye ülke müdürü en yakını ama ben Türkiye Türkiye pazarı faaliyetlerini başkanı gibi mi yönetiyorum oluyor? diyorum. Peki. Çok teşekkür ederiz öncelikle geldiğiniz vakit ayırdığınız için. Teşekkürler davetiniz Birazcık için. Udemy'yi konuşacağız. Online eğitimi konuşacağız. Bu eğitim işleri nereye gidiyor? Hatta biz de kendimiz de, ben akademisyen olduğum için üniversitede tartışıyoruz. Üniversiteler gelecekte ne olacak? Eğitim sektörü tamamen uzaktan olur. Üniversiteler tamamen uzaktan eğitime döner mi diye biz de çok tartışıyoruz. Tabii bu konuda iki taraftan da benim söyleyeceğim şeyler var. Biraz onları konuşmak istiyoruz. Biraz da sizin geçmişiniz itibariyle çok ciddi bir pazarlama tecrübeniz var. Türkiye'deki ciddi sıkıntılardan birisi, hepimiz yazılım üretiyoruz, kod üretiyoruz ama bu ürettiğimiz şeyleri nasıl satacağız problemimiz var. O konularda da biraz size soru sormak istiyoruz. Ama hepsinden önce tabii bu videonun çekilmesinin sebebi bizim de Udemy'ye artık video çekiyor olmamız. İlk C++ videolarıyla başlayacağız. Aslında şu anda kamera arkasında olan Oytun sayesinde bu iş oldu. Belki ileride bir de videoyu Oytun'la çekeriz. Kendisi yönetim bilişim sistemlerinden mezun. O alandan gelen bir arkadaşımız. Ona da teşekkür ediyoruz. Biraz isterseniz Udemy nedir? Oradan başlayalım. Oradaki video sistemini biraz anlatın. Sonra da diğer bu soruları ben sorarak konuları açmaya çalışayım. Buyurun. Tamamdır Şahin Bey. Öncelikle teşekkür ediyorum davetiniz için. Udemy nedir? Udemy dünyadaki şu anda en büyük online eğitim platformu. 2010 yılında biz hayata başladık. ODTÜ'de Eren Bali'nin tohumlarını attığı Udemy şu anda San Francisco'da şirketleşerek dünyanın en büyük eğitim platformu haline geldi. Aslında bir Türk kurucusu var, aynen, değil mi? Oktay Çağlar, Eren Bali ODTÜ'de öğrenciyken temellerini atıyorlar. Türkiye için de bir başarı hikayesi sayılabilir, kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Silikon Vadisi'ndeki en büyük tek Türk unicorn şirketiz şu anda. Peki online eğitim dediğimiz zaman aslında biz iki tür denklemi var bu işin. Eğitimi içerik üreten online eğitim firmaları ve bir platform ortamı sunan Udemy gibi firmalar. Biz platformuz. Yani eğitim veren sizler gibi uzman kişileri öğrencilerle buluşturuyoruz biz. Eğitim içeriklerini biz yapmıyoruz. Şu anda 190'dan fazla ülkede 18 milyondan fazla öğrenci bizim 55 binden fazla kursumuzu almaktadır. Süper. Tabii burada ben hemen sorayım birazcık. Bu videoyu sonuçta YouTube'a çekiyoruz ve biz de yıllardır YouTube'a video çekiyoruz. YouTube'dan ne farkı var Udemy'nin? Niye YouTube'u izlemeyelim de Udemy'yi izleyelim? Avantajları neler mesela? Evet, aynı kulvar. YouTube'daki içerikleri de biz online eğitim olarak değerlendiriyoruz. Fakat şöyle, Udemy'deki içerikler bir size konuyu A'dan Z'ye öğretecek, projelerle destekleyecek ve 1 saat, 2 saatlik içerikler olmaktan ziyade aslında daha çok 10 saat üzeri içeriklerle öğrenciyi A'dan Z'ye alacak, hiçbir şeyi bilmezken o konuda uzman hale getirecek eğitim içerikleri. Bir de herhalde belli bir kalite standardınız var, kesinlikle, değil mi? YouTube'da her şey olabilir ama her şey sizde olabilir. Her şey olamıyor herhalde. Aynı zamanda bizim içerik ekibimiz sürekli trendleri takip ederek aslında şirketlerin hangi alanlarda beceri setlerine ihtiyaçları olduğunu bildikleri için o alanlardaki eğitimlerin üretilmesine de biz katkı sağlıyoruz. Diğer bir konu da soru cevap. Yani YouTube'da siz içerik üreticisi kişiye her zaman erişemiyorsunuz ama Udemy'de eğitmenlerle soru cevap özelliğiyle sürekli iletişim halinde olarak aslında sorularınızın yanıtını bulabilmektesiniz. İkincisi de bana bu arada erişim. Sürekli soru cevaplayacağımı söylememiştiniz. Sadece video çekeceğimden bahsetmiştiniz. Onu eğitimden sonra söylemeyi düşünüyordum. Peki. Ama şöyle de bir güzel yanı var. Yani soru cevap sadece özel mesajlarla değil, soru cevap platformu var, forum gibi. Bir öğrencinin size sorduğu soruya verdiğiniz yanıtı diğer öğrenciler de görmekte. Dolayısıyla aynı sorularla karşılaşmaktansa benzer soruları öğrenciler aynı platformda herkesin gördüğü şekilde soracağı için daha az zaman harcıyor olacaksınız. Diğeri de ömür boyu erişim. Belki de YouTube'daki bir videonun içeriği bir sene sonra silinecek ama Udemy'de öğrenciler kursu satın aldıklarında ömür boyu erişim haklarına sahip olacak kursla ilgili. Aynı zamanda yani YouTube'dan çok farklı değil ama dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden ve istediğiniz hızda bu eğitimle bir kere satın aldıktan sonra ömür boyu
kullanabileceksiniz. Peki siz bu eğitimin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani üniversitede sonuçta teknik biraz daha eğitimler veriliyor. Lisesi var bu işin, ilkokula kadar inilebiliyor. Ve online bir platform var. Sonuçta internet büyük bir güç olarak sürekli hayatımıza giriyor. Birçok alanda yenilikler getirdi hayatımıza. Bu eğitim alanında da tabii mutlaka olacaktı bir şeyler ve oluyor da onu da görüyoruz. Udemy de bu konudaki öncü firmalardan birisi dünya çapında. Sizin görüşünüz ne bu eğitimle ilgili? Nereye gidiyoruz? Ne olacak bu işler? Ne kadar yerine geçebilir? Ne kadar oluyor? Veya zayıf kaldığı yanlar, birazcık da böyle itiraf etmesi sizin için zor olan konuları sorayım. Oralarda neler söylersiniz? Şöyle örnek vermek lazım. Ben siyaset bilimi okudum. 2007 mezunuyum Sabancı Üniversitesi. Ve şu anda pazarlama iş geliştirme yapıyorum. Şu anda aslında mesleki olarak yaptığım hiçbir şeyi ben üniversitedeki eğitimim sırasında öğrenmedim. Çok daha farklı şeylerle öğrendiğim. Tabii ki oradaki aldığım vizyon, bakış açısı, öğrenmeyi öğrenme şekli üniversitede çok değerli bir şekilde öğrendim. Fakat şu anda iş dünyasına baktığımız zaman her geçen gün yeni bir yetenek istiyor artık iş dünyası. Eğer ben pazarlama okumuş olsaydım bile üniversitede, belki de o dönem pazarlamada öğrendiğim konular şu anda uygulamıyor olacaktım. Çünkü dijital pazarlama gibi bir konu her geçen gün yeni bir şekilde, yeni bir platform ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla artık sınıf içerisinde öğrendiğimiz teorik bilgilerle iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetenekler birbirleriyle çok örtüşmüyor. Ya da eğitimin, o örgün eğitimin hızı yetişmiyor. Dolayısıyla bu noktada online eğitim, Udemy gibi firmalar devreye girerek kişiye profesyonel anlamda kendisini geliştirmesi için ve mevcut iş dünyasındaki ihtiyaçlara yetişebilmesi için bir imkan veriyor. Çünkü biz o işi bilen, o işi hali hazırda yapan uzman kişilerin bilgisini öğrencilerle buluşturuyoruz. Dolayısıyla bu her zaman güncel kalabiliyor ve siz mesela C++ eğitiminizi hazırladıktan sonra güncel bir proje oluşturmak istediğiniz zaman konuyla ilgili eğitiminize bunu ekleyerek mevcut ve yeni gelen öğrencilerinize bunu ulaştırabileceksiniz. Dolayısıyla online eğitim aslında sektörün hızına yetişiyor. Ve bunu interaktif bir şekilde sağlıyor. Peki Udemy'nin ayrıştığı bir konu var. Genelde Amerika'dan gelen şirketler, Silikon Vadisi'nden gelen şirketler Türkiye'yi bir pazar olarak görüyorlar. Burada ne satarızın derdindeler. Burada bir üretim yapalım, burada insan yetişsin derdinde olan çok az firma var. Udemy gerçekten burada teknoloji üreten, istisna sayılabilecek böyle Amerika'dan gelen firmalar arasında farklılaşıyor ve bizim genel olarak benim gördüğüm Türkiye'de çok zeki teknik insanlarımız var. Çok iyi doktorlarımız, çok iyi mühendislerimiz var ama pazarlamada biraz sıkıntı yaşıyoruz. Çok iyi şeyler üretiyoruz. Çok iyi şeyler üretecek yeteneğimiz var ama bunların satışı çok önemli. Ve biz zannediyorum burada birazcık problemli ülkelerden birisiyiz. Bu konuda neler söylersiniz? Türkiye olarak ne yapmak lazım? Bizim markalarımızın dünya çapında markalar olması için neler yapılmalı? Ve bu konuyla ilgili genç arkadaşlar nasıl adımlar atabilirler? Aslında benim umudum şöyle, Y kuşağı geliyor artık ve Y kuşağı teknolojinin içine doğduğu için bu konuları bizden çok daha iyi becerecekler gibi bir hissiyat var içinde. Çünkü bizim kuşak biraz X, utangaç, çekingen, on yaptıysa birini ancak söyleyebilen bir nesildik biz. Yeni nesil bu bir yaptığını 10 kadar anlatabilecek birazcık da Amerikalılaşan bir nesil olduğu için bu konuda birazcık daha önümüz açık. Fakat bizde yaptığımız şeyi çok birbirimize paylaşmayı da sevmiyoruz. Bence yazılım pazarlamasının en önemli şey bilgiyi de paylaşmak. Artık meetup'lar, bu teknik anlamda olsun, sosyal anlamda olsun birçok meetup toplulukları belki de bu bilgiyi paylaşmak konusunda daha fazla kapı açabilecek. Yani genç arkadaşların biraz sosyalleşmesi lazım. Kesinlikle. O kapıdan yani birazcık şey mantığı vardır. Mühendis arkadaşlar sadece odasında oturur, kod yazar. Asosyaldir yani. Asosyaldir. Bu birazcık değişiyor artık. Yani o yazdığınız şeyi, o oluşturduğunuz fikri siz birazcık dışarı çıkıp arkadaşınıza anlatmanız bile aslında sizin o konuşma yeteneğinizi ve sunum yeteneğinizi geliştirecek. Öğrenci kulübüne girmek ilk aşamada burada yapılacak şey. Ondan sonra birçok etkinlikte gidin, konuşmacıları dinleyin derim ben. Ve soru sormaktan çekinmemek lazım. Bir de dijital pazarlama kursları almak lazım. Siz az önce de dediniz yani dijital pazarlama yazılım pazarlamasından çok farklı olabiliyor ama en azından bir yerden başlamak adına bu platformları nasıl kullanacağınızı öğrenirseniz kendi projenizi pazarlama konusunda da bir tık ilerleyebilirsiniz. Ama öncelikle network.
Bu işi evet, birazcık... Kimi tanıdığınız önemli. Kimi referans önemli. Çok yani. Önemli. Peki, siz şimdi Udemy'nin içindesiniz ve tabii ki mutlaka birazcık daha sektörün önünde şeyler görmeniz gerekiyor. Neler görüyorsunuz? Yani Türkiye'de veya dünyada bu online eğitimle ilgili gelecekte neler bekleyebiliriz? Sektör nereye doğru gidiyor? Bir de Udemy'nin Türkiye pazarıyla veya dünya pazarıyla ilgili stratejik atılımları neler, adımları neler? Galiba Türkiye pazarına yeni giriyorsunuz. Bu konularda neler söylersiniz bize, neler paylaşırsınız? Gizli olmayan hangi bilgileriniz var? Aslında çok da transparanız biz. Yani yaptığımız şey, yapmak istediklerimizi çok açıkça söyleyebilen transparan bir firmayız. 2017 yılında az önce demiştim, 7 yıllık bir geçmişimiz var ve 18 milyondan fazla globalde öğrenci var. Şu an Türkiye'deki sayıyı söyleyemiyorum. Evet, o noktası gizli. Çok mu az olduğu için? Çok az olduğu için değil aslında. Yani tahminlerden çok çok daha fazla. Ama pazara yeni girdiğimiz için, pazara yeni girdiğimiz için şu anda elime ilerleyen zamanda tabii ki bunu da paylaşmakta hiçbir sakınca yok. Ben Mart ayında ekibe katıldım. Her ne kadar çıkışımız Türkiye çıkışlı olsa da biz Türkiye pazarına girmedik. Şartların çok da... Yani her işin bir zamanı oluyor. Türkiye henüz hazır değildi ve biz Mart ayı itibariyle yazılım sektöründe özellikle bu web geliştirme, mobil geliştirme, oyun geliştirme, programlama dilleri konusunda Türkçe içerik açığını kapatmak amacıyla pazara girdik. İlerleyen aşamada pazarlama sektörü geliyor. Tıpkı az önceki soruda dediğimiz gibi bu yaptığımız, ürettiğimiz projeleri pazarlamasını öğrenmemiz gerekiyor. Türkiye pazarında böyle bir akış var. Daha sonra sektör çok geniş. Yani bugün baktığımız zaman Türkiye'de birçok ev kadını var ve girişimci olmak istiyor ve yaptıkları projeleri anlatmak istiyorlar. Onlara yönelik bir kurs da olabilir bu. Her gün, her geçen gün değişen eğitim sektöründe öğrencileri buna hazırlayan bir alan da olabilir. Yani online eğitimin önü açık. Geçenlerde biz 2 hafta önce yeni markamızı tanıdık. Logomuz değişti, rengimiz değişti. Bir iş olsun. Olarak belki siz de bilirsiniz. Artık kırmızıyız. Teşekkürler. Orada bizim üst düzey yöneticilerimizden Dineş'in bir lafı var. Yani en iyi eğitmenler sadece sınıf içerisinde mevcut değil artık. Yani siz şu anda herhangi bir sektörden herhangi konuyu bilen kişiyle o konuya ilgi duyan kişiyi buluşturabiliyorsanız zaten eğitimin sektörü oraya gidiyor artık. Her gün değişen bir dinamik bir sistem. Doğru, zaten dünyanın en iyi eğitmeni de olsa kaç kişinin erişebileceği sınırlı. Evet. Artık dünyanın en iyi eğitmenine dünyanın her yerinden erişilebilmesi önemli bir şey. Bir de yapay zeka giriyor tabii artık devreye. Hı-hı. Yani işin boyutu sadece iki boyutlu eğitmen öğretiyor, öğrenci öğreniyordan da çıkacak bir süre sonra. Udemy'nin kullandığı bir yapay zeka var mı kendi projesinde? Şu anda yok ama yani biz sektörü sürekli takip ediyoruz. Zaten hani konum itibariyle San Francisco'da Silikon Vadisi çok yakınız. O yüzden o konudaki gelişmeleri her an adapte edebilme gücümüz var. Dolayısıyla yapay zeka bunun bir sonraki aşaması olacak. Belki eğitim tavsiye eden bir sistem falan, sana şu eğitim daha iyi gider deyip onu bulup tavsiye ederim. Aslında onu şu anda da yapıyoruz. Yapıyor yani veriyle çalıştığımız için. Yani bizde veri çok önemli. Öğrencilerin platformdaki davranışları, bu Türkiye'deki öğrenciler, Almanya'daki öğrenciler, globaldeki öğrenciler, hepsini biz farklı farklı kümeleştirerek aslında trendleri takip edebiliyoruz. Ve öğrencilere gönderdiğimiz e-maille de sizin aldığınız bu kursu alan diğer öğrenciler bu konuyla da ilgi duyuyor. Sen de ilgilenir misin gibi tavsiyelerde de bulunuyoruz. Yani tek tip pazarlama anlayışı değil, kişiye özel. Anladım. Peki tabii siz şu anda Türkiye'ye yeni giriyoruz diyorsunuz. İleride Türkiye'de ofisinizi göreceğiz mi? Bu genelde Türkiye'nin makus tarihi teknoloji firmaları, böyle teknoloji devleri İngiltere'de. Ofisimiz işte var. Şeyde. Siz de burada olacak mısınız peki? Ankara'da ofisimiz var. Dublin'de ve San Francisco'da. Ankara'daki ofisimiz şöyle, daha çok yazılım ve mühendis ekibimizin olduğu, 30 kişiye yakın bir ekip Ankara'da. Tabii o çok önemli bir şey Türkiye için. Teknokent. Burada bir teknoloji üretilmesi. Kesinlikle çok önemli. O konuya da çok hassasız. Çünkü sadece içeriği dışarı üretip gelip burada satış yapan firmalardan olmak hoş değil. İstanbul'da ya da Ankara'da belki bir satış pazarlama ofisi olabilir mi? Belki. Şu anda bunun ilk örneğini Brezilya'da deniyoruz. Bugüne kadar aslında bütün pazarların yönetimi sadece merkez ofisteydi, San Francisco'daydı. Bu sene yeni pazarlarla birlikte İtalya, Polonya, Türkiye pazarı Dublin'de açıldı. Brezilya'da bu senenin sonu itibariyle yerel ofisimiz açılacak. Oradaki örneği görerek aslında neden de Türkiye'de olmasın diyebiliriz. Peki siz şimdi Udemy'nin Dublin ofisindesiniz ve sonuçta yurt dışında yaşıyorsunuz. Türkiye'de başlayan bir kariyer hikayesi ve şu anda yurt dışındasınız. Türkiye'de bize de çok soru geliyor. Yurt dışına gitmek isteyen arkadaşlar oluyor.
Tabii genelde bir şey uzaktan güzel gözükür. Yurt dışına ben de değişik ülkelerde şimdiye kadar yaşadım, çalıştım. Mutlaka güzel olan yanları da vardır, kötü olan yanları da vardır. Bu kadar şey yaşadıktan sonra şöyle birazcık bu arkadaşlara tavsiyelerde bulunacak olursanız neler tavsiye edersiniz? Yurt dışına gitmekle ilgili olumlu ve olumsuz iki yandan da neler söylersiniz? Biraz sizden alabilir miyiz? Şöyle, aslında bu işi çok kariyere bırakmadan öğrencilik hayatlarında bir yurt dışı deneyimini ben tavsiye ediyorum. Evet. Kendi ayakları üstünde durabilecekleri. Çünkü buraya baktığımız zaman biz çok anne baba çocuğuyuz aslında. Hı-hı. Kültürümüzden dolayı çok bağımlı yetişiyoruz. Çok birey olmaya çok geç yaşlarda başlıyoruz. Eğer öğrencilik yıllarında bir yurt dışı deneyimi olursa, kendi yurdunuzu ayarlıyorsunuz, işte alandan ilk defa yurt dışına gidiyorsunuz, havaalanından gideceğiniz, konaklayacağınız yere gitmeyi bile kendinizin yapması gerekiyor. Aslında sudan çıkmış balık gibi ve dili de kullanmanız gerekiyor. Dolayısıyla birçok şeyi baştan öğreniyorsunuz. Burada her ne kadar üniversite hayatında bireysel yaşıyorum deseniz de anne baba desteği her zaman ya da hoca desteği sürekli arkamızda. Doğru. Orada bir sudan çıkmış balık olmak, kendi başınıza bir şeyleri yapmak lazım. Bu öğrencilik tarafında bunu yaparsanız aslında kariyer anlamında daha da kolaylaşıyor. Çünkü kariyer ve öğrencilik çok daha farklı. Çünkü öğrenciyken etrafınızda öğrenciler var sizin gibi. Birazcık daha sosyal hayat kolay olabiliyor. Ama kariyer tarafında gittiğiniz zaman yepyeni bir çevreyi kendinizin yapması lazım. Hı hı. O zaman baş başasınız. O etrafınızda öğrenci partileri, öğrenci etkinlikleri yok. Ve çok daha sorumluluk sahibi olarak kariyerinizi kurmaya eğer öğrenciyken böyle bir deneyim yaşarsanız o ilk baştaki teknik kısımları çok çabuk halledip hayat kurmaya yönelik enerjinizi harcayabilirsiniz. Peki bana da çok geliyor bu arada Dublin'desiniz nasıl gidebiliriz diye. Yine burada da kariyeri ikiye ayırmak istiyorum. Bir kendi işinizi kurmak isteyip de gitmek istiyorsanız, diğeri de bir firma aracılığıyla kariyerinize devam etmek istiyorsunuz. Dublin bunun için ideal çünkü birçok teknoloji firması özellikle Avrupa merkez ofisleri Dublin'de. İşte Microsoft'tan Google'ına, Oracle'ına, Udemy, LinkedIn, Facebook gibi. Dolayısıyla Türkiye pazarında gelişen pazarlar arasında ve Türkçe bilen kişilere çok ihtiyaç var artık. Dolayısıyla bir radarlarına bu firmaları alıp da sürekli kariyer sayfalarına bakmalarını tavsiye ederim. İkincisi de kendi fikri olan arkadaşlarımız ne yapmalı? Ankara Anlaşması özellikle İngiltere tarafında. Şartlarına okusunlar tavsiyelerim. Birçok blog var. Bu konuda daha önce Türkiye'de olup da yurt dışına giden arkadaşlar deneyimlerini anlattıkları blog yazıları var. Okumalarını tavsiye ederim ki o tekniği şeyler kaçmasın. Ve çekinmesinler. Yani LinkedIn'den birçok kişiyi görüp soru sorsunlar, bağlantı kursunlar. Biz orada yardım etmeye hazırız aslında bir soru geldiği zaman. Çekinmeden bizlere ve benim gibi yurt dışında yaşayan kişilere ulaşmak da LinkedIn üzerinden genelde kolay olur. Tavsiye ediyorum. Peki. Genel olarak tabii teknoloji odaklı eğitim kariyeri olanlar için biraz daha avantajlı bir alan olduğu kadar yurt dışına gitmek. Evet. Yani bir tıp mezunu, bir hukuk mezununa göre iletişim alanındaki arkadaşlar herhalde mobilitesi ve hareketliliği daha yüksek olan arkadaşlar. Kesinlikle. Ben de tanıştığım kişilerde daha çok görüyorum. Yazılım sektöründeki kişilerin yurt dışında olduğunu. Pazarlama satış yazılım aslında. Üç sektör. Pazarlama da önemli. Bir de şey var, yani bilgi sadece evet global dünyada internet aracılığıyla her şeyi öğreniyoruz ama bireysel bilgi alışverişinin de çok faydası var. Bir iş arkadaşınızın farklı kültürden yetişen, farklı teknik temelleri öğrenip de gelen bir iş arkadaşından da çok şey öğreniyorsunuz. O yüzden yurt dışında o havayı koklamakta fayda var. Peki. Bizim röportaj yaptığımız kişilere sorduğumuz en zor soruyu size de müsaadenizle sorayım. Eyvah. Genelde tabii bir sürü yaşanmış tecrübe oluyor ve her hayat eşsizdir. Sizin de eşsiz bir hayat hikayeniz var. Şunları şöyle değerlendirince, şu ana kadar yaşadığınız hayatınızı değerlendirince hayata dair neler tavsiye edersiniz? Böyle bir hayat felsefesi olarak söyleyeceğiniz genç arkadaşlara bir şey olabilir veya genel bir şey olabilir. Neler söylemek istersiniz? Güzel soru. Biraz da hazırlıklıyım. Geçenlerde YouTube'da genç bir arkadaşımızın bir röportaj kanalı var. Orada da çok benzer bir soru vardı. Düşündürttü beni o anda. O yüzden biraz hazırlıklıyım bu soruya. Evet, peki o zaman. Ben hem kariyer anlamında hem de kendi özel yaşamıma baktığım zaman etrafımda çok proje hayatlar görüyorum. Yapmış olmak için miş gibi yaşamlar. Benim için miş gibi yaşamlar hiçbir zaman
samimi başarı getirmiyor. Başarı da tabii ki tanımı kişiden kişiye göre değişmekte. Ama siz bir şeymiş gibi olması gerektiği için, birileri söylediği için ya da sizi o dönem trend olduğu için yaparsanız çok yapmacık hayatlarda sıkışıp kalıyorsunuz. Ben o yüzden şey diyorum, gerçekten sevdiğiniz şeyi ve yapmak istediğiniz şeyi yapın. O zaman gerçekten kişisel manevi tatmin de yaşıyor olacaksınız. Başkalarına da faydanız olacak. Kendi iç huzurunuza da faydanız olacak. Miş gibi hayatlardan çıkın. Peki, derim çok ben. Teşekkür ediyoruz. Hem vaktin, hem bu değerli bilgiler için. Ben de çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Teşekkürler.